%70 gibi bir binanın hani riskli olduğu söyleniyor ama bunların yapı bazında birebir incelenmesi çok değerli. Çünkü oradan çıkan veriler gerçek sonucu bize verecektir. Bu kapsamda da İnşaat Mühendisleri Odamız Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı protokol kapsamında Bayraklı ve Bornova ilçemizde yapı stok envanteri çalışmalarına başladı ve tamamlandı. Ve sırada Karşıyaka ilçemizle yapı stok envanteri çalışmalarına devam edeceğiz. Ve sonrasında da Konak ilçemiz, yani sahil kısmını dikkate aldığımızda riskli olan ilçelerde, aynen değil öyle. Mi bunlar? Ve depremde de zaten yoğun hasar aldığımız Bayraklı ve Bornova ilçelerinde de çıkan rakamlar ortada. Dolayısıyla bu tespitler önemli ve ayrıca binaların kimlik belgeleri de oluşturuyor bu çalışma kapsamında ve biz o binanın ne zaman ruhsat aldığını, mevcut durumunda projelerinin ne olduğunu da bu kimlik belgeleriyle aslında tanımlayabiliyoruz. Hı hı. Bu da çok önemli. Çünkü bu veriler de bir deprem anında ulaşılamayabiliyor. Doğru. Ve bu verilerle de bizim hasar tespitini yapmamız ilk etapta çok da önem kazanıyor. Tabii ki bu sonuçlar önemli ve çıkan sonuçların aslında değerlendirilmesi daha önemli. Evet, bir envanter, bir veri elimizde var. Çıkan sonuçlar ortada. Bunların değerlendirme noktasında neler yapabiliriz? Tabii burada kurumların tabii ki ilgili mevzuatlar kapsamında, imar mevzuatı kapsamında yükümlülükleri olduğu kadar vatandaşlarımızın da aslında afet bilinci içinde bu konunun farkında olmaları gerekir. Biz de İnşaat Mühendisleri Odası olarak hem meslek içi eğitime hem de vatandaşların afet bilincini kazanması kapsamında çok ciddi çalışmalar ve eğitimler yürütüyoruz. Ve özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz bu kapsamda gerçekten önemli bir kitlemizi oluşturuyor. Hı hı. Çünkü gelecek onların elinde diye de değerlendirip bu bilinci hatta yaşam boyu bir afet bilinci kapsamında değerlendiriyoruz ve bu doğrultuda da eğitimleri sürdürüyoruz. Tabii bu konuda bu bizim sonuçta envanterler sonucunda aldığımız verilerle afet öncesi belirleyeceğimiz işte öncelikli yapılar dediğimiz yapılara müdahale etmek suretiyle aslında deprem sonrası hasarların büyük bir oranını da engellemiş oluyoruz. Dediniz ya Bayraklı ve Bornova'da bu çalışmaları bitirdik. Şimdi devam edeceğiz Karşıyaka'da da. Tablo kötü mü genel anlamıyla baktığınızda? Şimdi tabii bu çok bize soruluyor. Tabii keskin bir rakam vermek aslında doğru değil. Evet biz bunu önceliklendirdik. Bu arada ve kötü derken eski yapı mı kastımız oluyor? Kötü dersen aslında güvenli yapı çok farklı anlamlara da gelir. Yani bir deprem anında aslında somut olarak birebir de bir inceleme değil bu yapı güvenliği anlamında. Öncelikleri belirlenen bir çalışma. Hmm. Yani şunu diyoruz aslında bu sonuçta. İşte bu yapılar işte kırmızı diyelim yaptığımız birinci öncelikli yapılar çıkan bu binalar birinci öncelikli değerlendirilmeleri. Yani bunları biz ilk etapta alıp performans analizlerini bir deprem anındaki davranışlarını görebilirsek ve bu doğrultuda müdahale edebilirsek işte burada kentsel dönüşüm devreye giriyor. Hı hı. Ve vatandaşların gönüllülük esasıyla tabii ki bu süreç işliyor. O doğrultuda binalarımızı dönüştürebiliyoruz veya güçlendirmek suretiyle sağlıklı güvenli yapılara ulaşabiliyoruz. Evet. Tabii bu dediğiniz gibi yasa koyucu bunları düşünmüş. Evet bir 6306 sayılı yasa kapsamında liste yapı tespitlerimiz yapılabiliyor. Vatandaşlar gönüllülük esasıyla bakanlığın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın lisans verdiği kurum ve kuruluşlara müracaat etmek suretiyle liste yapı tespiti yaptırıp verilen 90 günden fazla olmamak üzere verilen süre dahilinde binalarını ya yıkmak suretiyle dönüştürüyorlar ya da güçlendirmek suretiyle sağlıklı, güvenli yapıya kavuşuyorlar. Tabii ki nereye tıkanıyoruz? Finansal destek. Evet bazı gerçekleri hatta bilgi sahibi olmak istemeyen vatandaşlarımız var. Evet bize geliyorlar. Malik diyor ki ben çok tedirginim. Ama bir diğer malik diyor ki ben bu sonucu öğrenmek istemiyorum. Hem biliyorsunuz tapuya şer konuyor, liste yapı şerli konuyor. Hem binamızın biraz değer kaybına sebebiyet veriyor. Hem de dönüşüm aşamasındaki o finansal boyut gerçekten ülkemizin durumu da ortada. Ne yazık ki kişilerin karşılayabileceği bir boyutta değil. Fakat 6306 sayılı yasada finansal destekler de var. Kira yardımı var, faiz desteği var. Ama ne yazık ki ülkenin durumu dediğim gibi inşaat maliyetleri o kadar yüksek
ki ne yazık ki bunu vatandaşlar görmezden gelecek aşamada can ve mal güvenliğini bir tarafa atıyor. Diyor ki benim şu an bunu kaldıracak bir maddi olanağım yok. İşte bu noktada sosyal devlet anlayışıyla aslında müdahale edilip sağlanacak desteklerle aslında bu yasanın önü açılarak güvenli kentleşmeye doğru adım adım ilerlemiş olacağız. Şimdi tabii baktığınızda ekonomi çok ciddi bir nokta. Evet. Yani düşünün ki